amca. Peki, hadi teşekkür ederim. Gelsin, sağ olasın. Kız gel gel gel. Kendini yerim ben şu an. Hazırım için. Tamam. Afiyet olsun. Önünde sağlık. Çok afiyet güzel. Olsun hocama selam. Söylerim. Kolay gelsin Maksut amcacığım. Ha Melek babana selam söyle. Söylerim. Melek koşun koşun koşun. Bizim. Sen beni öldürmek mi istiyorsun Sude? Yo niye? Çabuk çıkar onu candandan. Beni yine rezil etme. Rezil olacak ne var anneciğim, neyse parası veririz. Doğmamış çocuğa don alacağına önce kocanı ikna etsen. Gel. Bulut beni istemiyor anne. Ne yapsam olmuyor. Unutamadı hala o kızı. Unutur o zaman. Gençsin, güzelsin. Kadınlığını kullan. İnsanlar yıllarca beklemiyor. Sormuyor. Giriyor koyuna, istediğini alıyor. Peki anneciğim, ben de olmasaydım babamla evliliğin devam eder miydi? Alo? Ha Ahmet sen misin? Ne? Hastane mi? Tamam, tamam tamam hemen geliyorum. İşçiliğe dikkat edin. Kalıplar patlamasın. Üst sınıf malzemeler istiyorum. Ama pazarlık yapın tabii. Başka bir şey var mı? Sağ ol. Necdet Usta. Oo Bulut Bey. Görünmüyorsun çoktandır. Baksana sen gittikçe rahmetliye benziyorsun. Bir ara oturalım sohbet edelim. Babamla anılarını anlat özledim. Var mı ihtiyacın? Beni şu mühendislerle muhatap etme kurbanın olayım. Başka ne isteyeceğim? Neymiş diploması varmış. Öyle deme sen de çocuğunu okutuyorsun. Onun da diploması olacak. Okusun da mala değil kalem oynasın değil mi? Neyse şu kamyonlara bir bakayım. İndirmeyi bitirmişler mi? Var mı bir yaramazlık? Erman Bey, yaramazlık yok. Projelendirmeye uygun gidiyoruz. Sürede de bütçede de sıkıntı yok. Güzel. Seni almaya geldim. Gidiyoruz. Şirkette önemli bir yönetim kurulu toplantısı var. Ne iyi ettin de geldin Sude kızım. Ben de Bulut'a boyuna sorup duruyordum. Güzel gelinim nasıl, iyi mi falan diye. O ne diyordu peki? Ne diyecek canım? İyi iyi, o da seni özledi filan diyordu işte. Aa, siz benden daha sık görüşüyorsunuz demek ki. Ne oldu, aranız kötü mü yoksa? Yok, kötü değil, niye kötü olsun? Sadece biraz daha sıcak olabilirdi. Sıcak derken? İşte her kadının kocasından beklediği normal şeyler. Sonuçta ben diğer kadınlar gibi ev araba istemiyorum. Değil mi? Peki ne istiyorsun yavrum? Çocuk istiyorum Ayten Hanım. E hakkın tabii. Ben de torun yolu gözlemekten helak oldum vallahi. Helak olmayın Ayten Hanımcığım, helak olmayın. Alın oğlunuzu karşınıza, güzel güzel konuşun. Çünkü artık benim bekleyecek sabrım kalmadı. Tamam kızım. Benim de zaten Bulut'la konuşmak istediğim çok önemli bir mesele vardı. Baş başa kalıp konuşurum ben onunla, merak etme sen. Neymiş o önemli mesele? Çin'den makineler almak istiyorum. Böylece daha çok mal üretebileceğim. Kazancım da ona göre olur tabii. Alın. Bulut'a niye soruyorsunuz ki? Alırım almasına da. Bir 300 bin liram olsa yok tabii. Dert ettiğiniz şey bu mu Ayten Hanım? Bulut'a niye soruyorsunuz? Ben hallederim. Gerçekten. Gerçekten? Biz bir aile değil miyiz Ayten Hanım?
Böyle zor günlerde birbirimize destek olacağız tabii ki. Öyle öyle tabii. İstersen bunu Bulut'a söylemeyelim, olur mu yavrum? Ayten Hanım, bir erkeğin bilmesi gereken değil, yapması gereken şeyler vardır. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Kafası yere çarp, çok fena düştü. Ben de kendini iyi Allah çok. Burası Saffet Hocam, burası. Sıcaktan böyle verdi hocam, şimdi iyi. İyi, iyi, merak etme. Nasılsın? Ne dedi doktor? Kan aldılar babacığım. Hemen telaşlanma. Önemli bir şey yoktu. Tansiyonum falan düştü herhalde. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Telaş edecek bir şey yok. Güzel haberler var. Babası nerede bakalım? Benim doktor bey. Yok. Ben bebeğin babasını soruyorum. Kızınız hamile.